Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Osmanlı ceddimize yapılan hakaretlerin en üst seviyede olduğu bu günlerde burada Osmanlı ceddimize yapılan hakaretlerin yok sayılması ve hiçbir şekilde üzerine gidilmemesi bu hakaretlerin daha devamının daha üst perdelerden geleceğinin göstergesidir. Burada Osmanlı ceddimize hakaret edene şunu bunu diyecek değilim. Çünkü diyenler hiçbir yere varamıyorlar. Burada şuna değinmek lazım gelir. Normal herhangi bir şekilde bir insanın bir insana hakaret etmesinin bile yasal yaptırımının olduğu bu ülkede, bu güzel ülkemizde Osmanlı ceddimize yapılan hakaretin herhangi bir yaptırımı Yok ne yazık ki sevgili kardeşlerim. Böyle olduğu zaman da bizim Osmanlı cettimize yapılan hakaretlerin sayısı gitgide artar ve artacak da. Normal bir insan, örneğin ben, bana sosyal medyadan yapılan hakaretler için bir başvuru yapsam bir adam boyu hakaret davası çıkar. Ama Osmanlı ceddimize önüne gelen her şeyi söylüyor, her hakareti yapıyor ama herhangi bir şey yok. Fikir özgürlüğü oluyor adı da. Burada hakaret diyorum dikkatinizi çekmek isterim. Eleştiri demiyorum. Eleştirebilirsin. Doğrudur veyahut da yanlıştır. Eğer bir tezin varsa bunu kanıtlarsın, bir delilini ortaya koyarsın.'' Ama iş hakaret boyutuna geldiği zaman o farklı bir mesele olur. Sen tutup Osmanlı ceddimize hakaret edemezsin. Osmanlı ceddimizin bu ülkeye yapmış olduğu iyilikleri göz ardı edemezsin. Sen ağzına geleni sayıp da sonra bu fikir özgürlüğüdür deyip üstünü kapatamazsın. Rabbim Osmanlı cettimize rahmet eylesin. Rabbim bizlere birlik, beraberlik versin inşallah.